Şimdi şöyle baktığınız zaman Türkiye'de işte az önce örnekler veriyorsunuz dünyanın değişik ülkelerinden. Türkiye bu olaylardan nasıl etkilenecek? Mesela bakıyorsunuz işte örnekler verince Suriye diyoruz, işte Afganistan diyorsunuz, Afganistan'dan gelenler var. Türkiye'de de bir sığınmacı müthiş bir akını oldu. Bunlar ülkemizin geleceği veya güvenliği açısından bir Söyleyeyim sorun olur mi? mu? Esas akın ne zaman gelecek biliyor musun? Evet. Pasifik Savaşı ile gelecek. Herkes bu tarafa akacak. Esas oradan gelecek. O zaman gelecek. Yani şimdi iyi Pasifik günlerimiz Savaşı var. ile. Ben 2019'da bir kitap yazdım. Üçüncü Dünya Savaşı kitabı. Bu kitap 40 günde 44 ülkede manşet oldu. 408 medya kuruluşunda. Bu kitap Çin'de 86, Rusya'da 144 kere haber oldu. Niye? Evet. Niye oldu? Niye ne? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir kitap. Tabii. Evet. Çünkü herkes bunu biliyor. Biliyor derken şöyle. Yani sokakta falan, günlük hayatta falan filan. Böyle bir şey. Güvenlik açısından 3 ay önce bile işte az önce söylediniz bölücü terör örgütü mensupları 40 kilometre, 20 hatta 30 kilometre öte tarafında sınırımıza komşu. Bunlar ileride Türkiye'ye nasıl tehdit olacak? tehdit, ya silah, ya sonuçta PKK. Yani ne yapacak? Ya kardeşim yapma Devlet mi yapacak kuracak? meselesi şu çok net. Amerika destekli, Avrupa destekli, Rusya destekli adam bu bölgede, Orta Doğu'da bir devlet kurmaya çalışıyor ya. Bu herkes görüyor bunu artık yani. Niye? Kurulur mu? Bekliyor musunuz böyle bir şey? Kardeşim Ne yapıyor. yapılması lazım? Yapıyor şu anda. Engel ol. Nasıl engel Ne olacağız? olacak? Ne yap? Nasıl engel olacaksın? Bizim engel şeyimiz şu. Topraklarımıza sıçramasın. Engel ne yapacaksın? Bunların amacı zaten Türkiye'de sıçratmak ama sonuçta. Değil mi? Ya bir Amerika diye bir şey var. Ayrı goto gibi. Dünyada 150 yerde üssü var. 350 bin askeri var. Bütün ulaştırma, deniz hatları bunların kontrolünde. Bir şey daha var. Hiç ortada şey görünmüyor değil mi İngiltere? Var mı? Görünmüyor, Gel. evet. Ama İngiltere her yerde var. Akdeniz diye bir iç deniz var. Akdeniz'in kontrolü Cebelitarık, Malta ve Kıbrıs'tır, değil mi? Evet. Üçünde de İngilizler var mı? Var. Var. Hiç kimse konuşuyor mu? İngilizlerin Türk tarafında ve Rum tarafında birer üssü var. İngilizlerin. Üsleri var. Rum tarafında Dikele üssü var. Bizde de Avgator üssü var. Orada herkes ne zannediyor? Tank, top, uçak var falan zannediyor değil mi? Orada ne var biliyor musun? Elektronik harp alayı var İngilizlerin. Dinliyor ve kestiriyor. Evet. Bu elektronik harp alayı İngilizlerin Kıbrıs'taki Orta Doğu'daki bütün siyasi konuşmaları, bütün askeri konuşmaları, bütün ticari konuşmaların hepsini dinliyor ve kayda alıyor. Şimdi gel buraya. Efendim Hamas'ın saldırısından şimdi haber yok muymuş falan. Geç. Şeyi geç Mossad'ı. Geç MI6'i. Geç CIA'yı. İngilizlerin bunu dinlememesi mümkün mü? Mümkün mü? Niye? Evet. Yani peki nasıl oldu da Hamas baskın yapabildi? Hamas'ın meselesi şu. Hamas senede bir tatbikat yapıyor. Tatbikat yapıyor. Bir halk öyküsü var yani. Yalancı çoban işte sürüye kurt girdi falan. Gene tatbikat yapıyor sandılar. Evet. Tabii. Bu sefer de farklı bir şey Tabii, oldu. bu sefer de normali oldu. Normali geldi.